Bu hikaye Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan, şöhretin doruğuna güzel vücudunu gösteren kolonya reklamıyla çıkan, Aşk-ı Memnu'da oynayınca Bihter olarak akıllarda kalışına bozulan, ben Bihter değilim, Müjde Arım diye isyan eden, kürtajı savunduğu için ifadesi alınan, kendini beğenmiş ve göz alıcı yakışıklı erkeklerden hiç hoşlanmayan, erkeklerde karakterin önce geldiğini söyleyen, yıllarca siyaset yapmak isteyen, ülkeme hizmet etmek istiyorum diyen, Zuhal Olcay'ın rakip gösterildiği, gazino sahnelerindeki muhteşem şovlarıyla misafirleri mest eden, filmlerinde hep 16-17 yaşındaki gençlerle aşk yapınca gençleri çok sevdiğini belirtip, 17'lik gençler tecrübesiz oluyor, her şeyi benden öğreniyor, öğretmeyi pek çok seviyorum diyen, bir dönem çok sıkıntı çektiğini, bu nedenle açık filmlerde oynamak zorunda kaldığını, bundan böyle soyunmayacağını söyleyen, çocukluğunda kardeşiyle birlikte annesi Aysel Gürel'den çok dayak yiyen, Atilla Özdemiroğlu ile birlikteyken 29 yaşında evlenip 30 yaşında anne olacağını söyleyen, başka bir zamansa hiçbir zaman evlenmeyeceğini açıklayıp evlenip sanatımı tehlikeye sokamam diyen, sarışın olmadığına şükreden, Almanya'ya gidip korsan kasetçilerden hesap sormaya kalkan, Kenan Evren'e çıplak modellik yapmayı teklif eden, Türk sinemasının tabularını yıkan kadın olarak anılan Müjde Ar'ın hikayesi. Müjde Ar doğduğunda takvimler 21 Haziran 1954'ü gösteriyordu. Gerçek adı ise Kamile Suat Ebrem'di. Döneminin en popüler isimlerinden biri olan Aysel Gürel ve Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Ebrem'in kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi ve babası o daha 3 yaşındayken ayrılmıştı. Annesi böylesine ünlü olduğu için kulislerde, turnelerde büyüyordu. O günlerin ünlü oyuncularının hemen hemen hepsinin sevgilisiydi. Çok konuşkan ve şirin bir çocuktu. Mehtap adında bir kız kardeşi vardı. Daha küçük yaşlarındayken sinemayla ilgileniyordu. Ailesi başına bir iş gelir diye sinemaya film izlemeye göndermek istemezdi. Oysa gidip kapıda bilet kesen adamı kandırıp tüm filmleri en önden izlerdi. Yani çocukluktan beri iyi bir sinema izleyicisiydi. Belgin Zoruk, Ayhan Işık filmleriyle büyümüştü. Çocukken maddi sıkıntıları vardı ailesinin ama annesi onları hep sanata, eğitime yönlendiriyordu. Şöyle bahsetmişti o günlerden Kelebeğe verdiği bir röportajda. Bizim evimizde kibrit kutusu kadar peynir sabah kahvaltısında ikiye kesilirdi. Ama eve koca koca kitaplar alınırdı. Hatta kitap okumam için annem beni su saatine bağlamıştı kravatla. Buradan 60 sayfa okumadan sokağa çıkılmayacak diye. Çok şaşırmıştım. Deli kadın, terbiyesiz kadın, ben arkadaşlarıma söz verdim diye bağırıyordum. O zamanlar sesi kısık oyuncular vardı. 8-9 yaşlarında onların taklidini yapardım. Anne Nurten ablalara gidebilir miyim derdim. Gel bakalım bir 10 dakika taklit yap derdi. Gardırobun aynasını açıp bana ağla derdi. Ağlamaya başlardım aynaya bakarak. 5 dakika sonra kahkahalarla güleceksin derdi. Gülerdim. Bizim gözyaşlarımıza güvenilmez. Bayağı oyunculuğa hazırlamış bizi. Yaşı büyüdükçe oyunculuğa olan ilgisini o da fark ediyordu. Ve Müjde daha 8 yaşında tiyatro sahnelerine attı kendini. Evde böyle bir anne varken baba yoktu. Hatta erkeklere dair olumlu bir söz bile söylenmiyordu evlerinde. Aysel Gürel kızlarına sürekli erkekler kötüdür, kandırır, çocuk yapar, kaçar diye telkinlerde bulunuyordu. Müjde yine de her genç gibi aşk denen duyguyla tanıştı. Samim Değer isimli genç bir yönetmenle evlenip evinin kadını olacağını düşündü. Biraz da evden kaçmak, özgür olmak istiyordu. Eşiyle de tiyatroda tanışmışlardı ve Müjde'nin ilk flörtüydü. Evlenip yuvasını kurduğu zamanlarda çevresinden baskılar gelmeye başladı. Sendeki güzellik bende olsa niye sinema oyuncusu olmuyorsun diyenler eşini de etkiledi ve Müjde eşinin çektiği fotoğraflarla bu ışıklı dünyaya girdi. Fotoromanlarda küçük rollerde oynamaya başladı. Kendi kendine ben galiba çok güzelim diyordu. Büyük hayaller kurarak başladığı evliliği ise sadece bir yıl kadar sürebilmişti. Eşinden ayrılma sebebini ise şu sözlerle anlatmıştı yıllar sonra. Biz alkol yüzünden ayrıldık. Bir kavgamız olmadı. Babasının da alkol problemi vardı. İşte şanssızlık, genlerinden gelen bir alkol problemi vardı. Biz ayrıldıktan sonra aynı şiddette içmeye devam edip 55 yaşında da öldü zaten. 1970'lerin başlarında tiyatro ve fotoroman oyunculuğu, fotomodellik ve mankenlik yaptı. 1974 yılında Sayılı Kabadayılar'da oynadı.
ama asıl çıkışını Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter rolüyle yakaladı. Müjde Ar'ın güzelliği ve cesur pozları çok dikkat çekmişti. Daha sonra bir kolonya reklamında oynadı. Bu reklamda vücudunu sergilemekten hiç çekinmemişti. Popülerliği her geçen gün artıyordu. 1975 yılında Babacan adlı filmle sinemaya geçti. Daha sonraları özellikle kadın sorunlarını işleyen filmlerle tanındı. Ardından 1976 yılında Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Guruda gibi isimlerle birlikte Tosun Paşa filmi için kamera karşısına geçti. 1978 yılında Kibar Feyzo, 1979 yılında Lanet gibi önemli filmlerde rol aldı. Piyasanın isteklerine uyan çok sayıda filmde de oynadı. Bu arada şarkıcı olarak sahneye de çıktı, gazinolardan kazandığı parayı da filmlere yatırıyordu. Çünkü amacı gerçekten sanat yapabilmekti. 1980'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği Delikan ve Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul gibi daha nitelikli ve iddialı yapımlarda rol almaya başladı. Birçok sinema oyuncusunun cesaret edemediği zor rolleri üstlenerek gitgide cinselliğinden çekinmeyen, sorunlarına sahip çıkmak isteyen bir kadın tipi yarattı. Bu dönemdeki filmleri arasında Göl, Şalvar Davası, Dağınık Yatak, Fahriye Abla, Dul Bir Kadın, Adı Vasfiye, Kupa Kızı, Ah Belinda, Teyzem, Asılacak Kadın, Afife Jale ve Arabesk sayılabilir. Atilla Dorsay, Türk sinemasını konu alan kitabında Müjde Ar'dan şöyle bahsetmişti. Müjde Ar'ın oynadığı rollerle Türk sinemasında kadın nesneden özneye dönüştü. Uzun süre ara verdiği oyunculuk hayatına 1997 yılında Ağır Roman'la devam etti. Bu yapımda Savaş Dinçel, Okan Bayülgen, Mustafa Uğurlu gibi isimlerle birlikte oynadı. Yönetmenliğini Mustafa Altıokların yaptığı Ağır Roman'da Tina karakterine hayat veriyordu. 2000 yılında yayınlanan Dar Alanda Kısa Paslaşmalar adlı filmde ise Aynur karakterini canlandırdı. Bu filmin ardından 2001 yılında yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı, başrollerini ise Kadir İnanır ve Pelin Batu'nun paylaştığı Komiser Shakespeare için kamera karşısına geçti. 2005 yılındaysa Nurgül Yeşilçay ile birlikte Eğriti Gelin adlı filmde oynadı. Bu filmde yaşına göre olgun davranamayan oğlu Ali'yi evlendirmeye çalışan İffet karakterini canlandırdı. 2018 yılında Puhu TV'de yayınlanan Şahsiyet adlı dizi için kamera önündeydi. Ayrıca Müjde Ar, NTV'de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol adlı programın sunucularından biriydi. Bunca emeğin bir karşılığı olacaktı elbette. Müjde Ar, Adı Vasfiye ve Ah Belinda filmlerindeki oyunculuğuyla 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Yolcu filmindeki rolüyle de 1993 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. 1997 yılında düzenlenen 34. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı. Usta sanatçı 40 yıldan uzun süren sanat hayatında Zeki Ökten, Atıf Yılmaz, Osman Seden, Halit Refi, Kartal Tibet, Ertem Eğilmez, Şerif Gören, Sinan Çetin, Ömer Kavur gibi oldukça önemli yönetmenlerin filmlerinde rol aldı. Özel yaşamından da bahsedecek olursak, ilk evliliğinden sonra 1970'li yıllarda bir süre Ertem Eğilmez'le birlikte yaşadı. Ama bu ilişki evliliğe gitmedi. Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'yla da uzun bir ilişkisi olmuştu. Bu ilişkinin temellerini atansa Atilla Bey'in kızı Yaprak ve Sezen Aksu'ydu. Müjde Ar bir gün Yaprak Özdemiroğlu'na "Yakışıklı baban ne yapıyor?" diye sorunca Yaprak bu durumdan çok etkilenmiş ve hemen koşup durumu Sezen Aksu'ya anlatmıştı. Sezen Aksu da Müjde ve Atilla'yı tanıştırmıştı hemen. Müjde Ar şöyle bahsetmişti bu hikayeden: "Atilla'yla sen şimdi bir şey bulamazsın, sana çok harika birini buldum" diye Sezen tanıştırdı beni. Ayrıca Müjde bu ilişki sayesinde Atilla'nın kızı Yaprak'la da çok iyi bir ilişki kurmuştu. Yaprak yıllar sonra bile ondan üvey annem diye bahsetmekte, kendisine annelik yaptığını söylemekteydi. Son ilişkisi ise evliliğe gitti. Müjde Ar 13 Mayıs 2005 tarihinde CHP'li eski bakanlardan Ercan Karakaş'la Paris'te dünya evine girdi. Müjde Ar biyolojik olarak çocuk sahibi olmamış ama kız kardeşi Mehtap Ar'ın oğlu sözü evlat edinmişti bir nevi ve çocuk doğurmama sebebini şöyle anlatmıştı yıllar sonra. "Hep elimin altında bir çocuk olmuştur. Sezen'in oğlu Mithat Can, Yavuz Turgul'un oğlu elimde büyüdü. Söz olmasaydı çocuk sahibi olmamaktan pişmanlık duyabilirdim. Çok önemli bir boşluğu doldurdu.
Göğsümde süt olmadığı halde ağladığında kandırmak için emzirdim. Annelik içgüdüsel bir şey. Söz adeta bir zamk gibi hepimizi bir arada tutuyor. Acısıyla tatlısıyla, Türk sinemasında kadını bambaşka bir yere taşıyışıyla bir Müjde Ar geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.